Merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri, olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının eleştirilmemesini istedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş düzenlediği basın toplantısıyla 2 yıllık çalışmalarını paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor İsmail Tamer eleştirilere yanıt verdi. İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak, İşkur tarafından düzenlenen toplum yararına program hakkında bilgiler verdi. Efendim tabii ki de gündemin ilk konusu her daim olduğu gibi son 6 aydır koronavirüs. Mücadelemiz devam ediyor. Her kesimden açıklamalar geliyor. Her yöneticiden açıklamalar gerekiyor, geliyor. O açıklamalardan birini ekranlara taşıyacağız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere seslendi. Bakan Selçuk çocukların vaka ve vefat sayılarından uzak tutulmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek olan uyum eğitiminde dikkat edilecek hususları belirleyerek sürecin en etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için bir rehber hazırladı. 5 gruba ayırıyoruz. Birinci zarfımız durum zarfları. İl müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı. Sevgili velilerimiz, eminim her birinizin, çocuklarınızın okula başlayacağı ilk günle ilgili bir hayali vardı. Ve biliyorum ki böylesi bir başlangıcı hayal etmemiştiniz. Hiçbirimiz böylesini hayal etmemiştik. Tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde eğitim aynı sorunla baş ediyor. Bu kapsamda velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı ailelerde duyuyorum günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok dedi. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin. Ancak yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar da yapmayın lütfen. Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gereken tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. TV1'e özel açıklamalar yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının eleştirilmemesini istedi. Vali Günaydın, arkadaşlarımızı alkışlayalım, onlara teşekkür ederim. Eleştirmek en kolayı, onları eleştirmeyin, lütfen beni eleştirin dedi. Vali Günaydın, toplu taşımada alınan kararlar üzerinden de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Ama bu süreçte bilim adamları, bilim kurulu dedik. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın TV1'e konuştu. Vali Günaydın, TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Gazete Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Metin Sönmez'in sorularını yanıtladı. Taziye olayının açılması... Vali Günaydın, programda toplu taşımada riski azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı tedbirler üzerinden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin şu anda duymadım. Bilmiyorum. Hiçbir vilayetin yapmadığı şeyi yaptı Memduh Başkanımız.
Nedir bu? Bugün Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinde, tramvaylarda ve otobüslerde mevcut koltuk kapasitesinin %50'sine kadar ayakta yolcu alınıyor. Araştırın. Evet, evet. Ankara, İstanbul bu konuda da levhalarda yazılmış. Ama bu konuda bu kuralı en sıkı uygulayan ve en başarılı şekilde uygulayan Kayseri Belediye'mize, Büyükşehir Belediye'mize ben teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımıza oturup konuştuk. Dedik ki biz vatandaşı 15 gün gerekmedikçe dışarı çıkma diyoruz. Biz bu vatandaşımıza bunu söylerken toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alırsak bu doğru olmaz dedik. Ve 24 Eylül'e kadar biz ayakta yolcu almayacağız. Bizim şu andaki şu toplu taşımada yaptığımızı Türkiye'nin hiçbir vilayeti yapmadı. Ben bilmiyorum. Ayakta yolcu almıyoruz diyen hiçbir tane Büyükşehir Belediyesi duymadım. O yüzden Büyükşehir Belediye'mizi tebrik ediyorum. Memduh Başkanıma da gelirken söyledim. Otobüsler ne zaman geliyor? 20 tane yeni otobüs alıyor. Siparişi var. Evet. Renklerini de belirlemiş. Renklerini de attı, otobüsleri bana attı, görüntülerini attı. Önümüzdeki haftada o otobüsler gelecek. Biz 24 Eylül'de oturup tekrar değerlendireceğiz. Bu toplu taşımdan dolayı bize ne katkı oldu? Faydası ne? Vaka sayılarına düşüşe ne kadar etkisi oldu? Bunların hepsini analizini yaptıktan sonra tekrar oturup bu durumun devam etmesi yönünde bir karara ihtiyaç var mı yok mu? Bunların hepsini beraber Büyükşehir Belediye'mizde değerlendireceğiz. Vali Günaydın programda sağlık çalışanlarına da ayrı bir parantez açtı. Yapılan eleştirileri doğru bulmadığını belirten Vali Günaydın, sağlıkçıları değil beni eleştirin dedi. Kayseri Şehir Hastanesi sistem tıkandı, efendime söyleyeyim işte işler yürümüyor diyenler lütfen bunları çok iyi dinlesinler. Bugün biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak bütün bölgeye hizmet ediyoruz. Biz sadece Kayseri'deki hastalarımıza değil, imkanlarımız ölçüsünde bütün çevreye de hizmet sunuyoruz. O yüzden bu arkadaşlarımızı alkışlayalım, onlara teşekkür edelim, onlara minnet duygularımızı ifade edelim. Eleştirmek en kolayı, onları eleştirmeyin, lütfen beni eleştirin, hiç problem değil. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş düzenlediği basın toplantısıyla 2 yıllık çalışmalarını paylaştı. Koronavirüsle mücadeleye dikkat çeken Ataş, ailesinden 20 kişiyi kaybettiğini ve şu an 13 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı. Salgınla mücadeleyi eleştiren ve sorunları sıralayan Dursun Ataş, koronavirüs üzerinden siyaset yapacak kadar alçak değilim dedi. Kısa bir şekilde 2 yılın değerlendirmesini yapacak olursak. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirerek milletvekili olduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Her zaman doğru bildiklerimizi söyledik, doğru olanın yanında olduk. Özel bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Dursun Ataş, koronavirüsle mücadelede gelinen noktaya değindi. Her geçen gün durumun kötüye gittiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirten Ataş, salgınla mücadelede başarısızlık olduğunu kaydetti. Ataş, koronavirüs üzerinden siyaset yapacak kadar alçak değilim dedi. Kimi hastanede yer bulamıyor, kimi yoğun bakımda yer bulamıyor, kimi cenazesini kaldıramıyor. Bu şekle gelmiş bir Kayseri'den bahsediyoruz. Bunları da yine diyorum muhataplarımı arayıp gece yarısı demeden milletvekilleriyle konuşmadan gelip burada açıklamıyorum. Ve bu arkadaşlarımızı arayıp bunları söylüyoruz. Aradan 20 gün geçiyor, 25 gün geçiyor, 1 hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Yardımcı olalım diyoruz. Maalesef ki geri dönüşler alamıyoruz. Bazılarından alıyoruz, o da cılız sesle. Kimi arasak deniyor ki işte o işte bizim falanca milletvekilimiz. İsim vermek istemiyorum. İsmail Tamer görevli. O gerekli çalışmaları yapıyor. Böyle bir mantık olmaz. Gelen telefonlar bir tarafa ben kendi çevremde, kendi sülalemde şu anda akşam kendim şöyle bir saydım 13 kişi COVID hastası. Ve bunlar ikinci derecede yakın akrabalarım. Halam şu anda COVID. Eşi COVID hastanede yatıyor. Amcam hasta. Eşi hasta. Halamın iki yeğeni, iki oğlu hasta. Yani sayıp çoğaltabilirim bunları. Bunları tek tek reklam etmek istemiyorum ama son 20 gün içerisinde, belki 15 gün içerisinde bizzat gidip elini öptüğüm, elini öpüp bayramlaştığım 20 tane
yakın çevremden adam kaybetmişim. Bunun üzerinde ben siyaset yapacak kadar alçak bir insan değilim. Kimse bunu böyle görmesin. Ama lütfen herkes üstüne düşeni yapsın. Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'ye yapılması vaat edilen projeleri de eleştirdi. Hızlı trenin Kayseri'ye kılçık olarak geldiğini belirten Ataş, belediyelerin çalışmalarında bir zafiyet olduğunu aktardı. Ataş, ya Kayseri'yi unuttular ya da beceremiyorlar dedi. Şimdi bakıyorsunuz, bir hızlı tren meselemiz var. Yıllardır yılan hikayesine dönmüş bir mesele. Bunu söz vermeyen kalmadı. Defalarca söz verdiler. Defalarca söz verildi. En son gelen Ulaştırma Bakanı o da söz veriyor. Ama seçimlerden önce ihalesi yapıldı dendi. Nerede yapıldı? Bir taraftan bakıyorsunuz bu hızlı tren Yozgat üzerinden, Sivas üzerinden geçiyor ama maalesef ki Kayseri üzerinden geçemiyor. Kayseri'ye bir kılçık olarak geliyor. Diğer taraftan bugün otoyol. Otoyol meselesini de önce iyice gözlemledim, baktım neler yapılıyor diye arkasından o da aynen tren hikayesine dönecek arkadaşlar. Bizim siyasetçilerimiz ya Kayseri'yi artık unuttular, Kayseri ile ilgili bir düşünceleri yok. Ya bu işleri beceremiyorlar ya da Kayseri'nin menfaatlerine, sizin bizim çocuklarımızın geleceğine değil kendi geleceklerine yatırım yapıyorlar. Bunların hesaplarını artık vermeleri gerekiyor. Koronavirüsle mücadele devam ederken Kayseri'de yaşanan sağlık sıkıntıları üzerinden eleştirilen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer bu iddialara cevap verdi. Tamer, kentte sağlık alanında hangi gelişme varsa hepsinde emeğim var dedi ve iftira atanlarla mahkemede görüşeceğiz diye ekledi. Alanındaki mütevazı olmayacağım, sağlık alanında yapılan pek çok şeyde imzam var. Bugün Türkiye'de Haberin merkezi programına telefonla bağlanan AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor İsmail Tamer eleştirilere yanıt verdi. Sağlık sistemi konusunda eleştirilerin hedefi olduğunu söyleyen Milletvekili Tamer, Kayseri'de sağlık alanında hangi gelişme varsa hepsinde emeğim var dedi ve iftira atanlarla mahkemede görüşeceğiz dedi. Şehirde 1990'dan beri uzman olarak hizmet eden bir şahsım. Evet. En çok ameliyatları yapan benim. En çok burayı altyapıyı bilen insan benim. Ve burada sağlık alanındaki mütevazı olmayacağım, sağlık alanında yapılan pek çok şeyde imzam var. Bugün Türkiye'de örneği olmayan bir geriatri merkezi var. Hala örneği yok. Şehir hastaneleri, diğer altyapı, Kayseri'de ne varsa sağlık alanında hepsine emeğim var, alın derim ben. Ha şimdi eleştirilmek güzel bir şey. Ben eleştiriden öyle gocunmuyorum da. Ancak İftira anlamında bir şeyler olursa da buna dur diyoruz. Onu da ben halletmiyorum. Mahkemeler halledecek. Türk adaletine de güveniyoruz. Bu gibi iftira atanları da ben gerekli şekilde hareket ederek mahkemelerde görüşeceğiz diyorum. Ama ben eleştirilmekten falan da gocunmuş değilim. Tam tersi, tabii ki eleştiri olacak. Tabii ki eksikliklerimiz, biz insanız sonuçta. Eksiklikleri olduğu zaman da bunu en iyi şekilde tolere edecek de yine benim. Bu Kayseri adına, Kayseri halkının sağlığı adına ne varsa yapmak, yapıyorum zaten. Şimdi bunu da eleştirdim, yaptım. Evet. Her şeyde bir İsmail Tamer imzası vardır. Benim bu şehirde altyapı olarak sağlıkla ilgili çok önemli var. Hala da içindeyim. Bir milletvekili olarak hak bana oy vermiş. Ben onların sağlığıyla ilgilenmeyi ne yapacağım ben? Elense çekip yatacak mıyım? Böyle bir tavrım olamaz. Ben sağlığın içindeyim. Ve için olmaya devam edeceğim. Bu insanların özellikle de tüm Kayseri halkının sağlığıyla ne varsa da yapmaya hazır olduğumu da bu vesileyle sizin bu vaatlarınızı tüm Kayseri halkına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı'nda toplanan İl Pandemi Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Büyükkılıç, gerekirse bir yol eksik yapalım, nerede, ne zaman, ne ihtiyaç varsa biz bu işin amadeyiz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı'nda toplanan İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı. Vali Günaydın'la kurul üyelerine seslenen Başkan Büyükkılıç, gerekirse bir yol eksik yapalım, nerede, ne zaman, ne ihtiyaç varsa biz bu iş için amadeyiz diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin tam desteğini yineledi. Sağlık müdürümüzle olsun, ilgili fakülte ya da şehir hastanemizin başhekimleriyle olsun, sürekli diyalog halindeyiz. Onların talepleriyle ilgili
üzerimize düşeni yapıyoruz. Filyasyon konusunda, araç konusunda, eleman konusunda, takdir edersiniz yemek konusunda, lojistik olarak üzerimize ne düşüyorsa benim verdiğim talimat şu: bir yol eksik yapalım ama şu sağlık sorununu asla göz ardı etmeyelim diye ilgili birimdeki kardeşlerimizle, mesai arkadaşlarımızla, toplantılarımızla hep bu talimatı veriyorum. Büyük Kılıç, Kayseri'deki toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek şekilde ayakta yolcu almama kararı uyguladıklarını kaydeden ve yolcu sayılarına ilişkin karşılaştırmalı rakamlar açıkladı. Kayseri'mizde alınan önlemlerin hiç de göz ardı edilmeyecek şekilde ben sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını umuyor ve görüyorum da. O açıdan evde işimiz bitince evde kalma sürecini bence 15 günü bir 15 daha uygulamamız gerektiğini de ben buradan şahsen öneriyorum. Bunu niye söylüyorum? Şu anda elimde bir haftalık ulaşımla ilgili toplu taşımada yansıma veya sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Diğer kentlerde takdir edersiniz ayakta yolcu alınmasına %50 oranında müsaade var iken biz bunu tamamen hiç yolcu almama, ayakta yolcu almama şeklinde uygulamak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi doğrultusunda bir miktar daha katı uygulamaya başladık. Bunun sonuçlarına göre hafta içinde de yapılan çalışmalar, hafta sonunda da yapılan çalışmalar bence anlamlı. Ama işi biraz daha sıkı tutarsak hep beraber çok daha anlamlı olacağı kanaatindeyim. İşkur İl Müdürü ve İl Müdür Vekili Ayşe Ak, İşkur tarafından düzenlenen toplum yararına program hakkında bilgiler verdi. İşkur toplum yararına programları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda personel alımı yapılacak. Bu sene pandemi nedeniyle başvurular online olarak yapılıyor. İşkur Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak, İşkur İl Müdürlüğü tarafından başlatılan toplum yararına program hakkında bilgiler verdi. Toplum yararına program, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde istihdamında zorluk çekilen kişilerin çalışma, disiplin ve alışkanlıklarından uzak kalmasını önlemek, iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan kısa süreli programlardır. İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak, toplum yararına programının katılım şartlarını da açıkladı. Toplum yararını programlarına başvuru şartları var tabii. Başvuru tarihi itibariyle son bir ay işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak, eğer güvenlik görevlisine başvuracaksa güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, en önemlisi de aile hane gelirinin toplamı, ailede yaşayan kişilerin toplam geliri net asgari ücretin 1,5 katını, bu da 3.487 liraya karşılık geliyor, aşmıyor olmak. Kişilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer sonradan tespit edilirse, kişi bunu beyanında bilerek veya bilmeyerek söylediğinde sonradan tespit edilirse biz Sayıştay denetimine tabiyiz. Kişinin programdan çıkışı yapılıyor ve yüklenici firmadan tahsil ediliyor bu ücret. İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak bu programa katılımcıların nasıl seçileceğini de belirtti. Evet, kişiler bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bu bahsettiğimiz toplum yararına program bugün başvurusu ve başlayan ve 5 gün ilanda kalacak olan toplum yararına program Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda bakım, onarım ve temizlik işleriyle yine Milli Eğitim'e bağlı resmi okullarda öğrencilerimizin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amaçlı güvenlik işini kapsıyor. 1350 tane temizlik görevlisi, 120 tane de güvenlik görevlisi, toplamda 1470 kişi toplum yararına programlardan geçici istihdamı sağlanarak yararlanacak. Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkarılmalıdır dedi. Daha çok alındıkça da bizler mali müşavirler olarak, örgüt olarak bizler çok mutlu oluyoruz. Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya,
Covid-19 döneminde sıkışan firmaların bilanço ve mizanları çok fazla bozulmuştur. Bu bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı hem de matrah artırımı hızlı bir şekilde uygulamaya sürülmelidir dedi. Yedikaya firmalar bozulan stoklarını işletmelerinden çeşitli nedenlerle çekmek zorunda oldukları kasa mevcutlarını ve ortaklar cari hesaplarını düzeltmek için hazineden uygun yollu yeni bir yapılandırma çıkartılmasını beklemektedirler. Aksi takdirde yapılan incelemelerde firmalar yüklü miktarda vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu da çoğu firmanın kapısına kepenk vurulmasına neden olacaktır ifadesinde bulundu. Yedikaya dünyayı etkisi altına alan ekonomik krize karşı yabancı ülkeler bu ekonomik adımları atmıştır. Şimdi sıra ülkemizdedir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları da envanterlerine ekleyebilmek için bu affı beklemektedir. Bu yapılacak vergi affı ve matrah artırımları ülkemizdeki işletmelerin kasko sigortası olacaktır. En kısa sürede uygulamaya konulmasını siyasilerimizden ve bakanlık temsilcilerimizden bekliyoruz dedi. Efendim, koronavirüsten korunmanın en etkili yolu şüphesiz maske kullanmak. Ancak uzun süre kullanılan maskeler cildimize bir takım özel bakımlar gerektiriyor. Peki bu bakımlar neler? İşin uzmanı Kadriye Ataş anlattı. Pandemiden korunmadaki en büyük silahımız olan maske kullanımı özellikle sabahları cildimizde bir takım özel bakımlar gerektiriyor. Sabah kalktığımız zaman sadece cildimize uygun temizleyiciler kullanmamız gerekiyor. Ardına da güneş koruyucuyla işlemi sonlandırmamız lazım. Uzun süre takılan maske cildimizdeki yağlanma oranını artırabiliyor ancak alınacak önlemlerle bunun önüne geçmek çok basit. Uzman estetisyen Kadriye Ataş cilt bakımı konusunda önemli bilgiler verdi. Şimdi pandemi sürecinde tabii ki kullandığımız sağlıklı bir şekilde kullandığımız maskelerden dolayı ciltteki bazı problemlere yol açıyor. Bunlar da akne, gözenek tıkanıklığına yol açıyor. Düzenli olarak cilt temizliğimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Gündelik cilt bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Ayda bir ya da iki kez genel bir cilt bakımı profesyonel olarak gelmeleri gerekiyor. Estetisyen Ataş cilt bakımı nasıl yapılır aşama aşama bizlere anlattı. Şimdi el değmeden yapılan profesyonel cihazlarla vakum gücünü artırarak kendi solüsyonuyla birlikte cilt temizliği uygulaması yapıyoruz. Aşama aşama bu cilt temizliği uygulaması değişiyor. El değmeden yapılan bir işlem vakumlu bir cihaz. Düzenli olarak 15 günde bir yapılması gereken bir işlem. Deri altındaki komedonları, tıkalı gözenekleri denemesini temizleme işlemi yapıyoruz. Ardından farklı ince çizgileri dolgunlaştırıcı serumlar, peeling uygulaması ve nem terapiyle işlemi sonlandırıyoruz. Şimdiki uyguladığım işlem vakum gücüyle kendi solüsyonlarıyla birlikte derinlemesine temizleme işlemi yaptım. Ardından vitamin uygulaması kullandım. İçeriğinde A ve C vitamini var. A vitamini özellikle maskeden dolayı tıkalı gözenekler ve akne problemi bu bölgelerde daha çok yoğunlaşıyor. Bu yüzden de kistik şekilde aknelerde kurutmasına yardımcı oluyor. Bakteri üretimini azaltıyor. C vitamini de birazcık daha kolajen üretimini arttırmak için kullandığımız vitaminlerdir. Ancak profesyonel bakımların dışında cilt sağlığınızı korumak da kendi imkanlarınızla mümkün. Uzman estetisyen Kadriye Ataş bununla ilgili de önemli detaylar verdi. Şimdi düzenli olarak cilt temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Gece yatmadan önce özellikle ilk önce cildimize uygun temizleyicilerle cildimizi temizliyoruz. Ardından gözenekleri sıkılaştırmak için tonik uygulamasıyla cildimizi sildikten sonrasında cildine uygun vitaminlerle birlikte özellikle içeriğinde A ve C vitamini olmak şartıyla cildimize uygun vitaminlerle birlikte serum kullanmamız lazım. Sonrasında cildimiz çok yağlı değilse yoğun nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Eğer cildimiz çok yağlıysa da su bazlı ürünlerle birlikte nemlendirmek gerekiyor. Ardına sabah kalktığımız zaman cildimize uygun temizleyicilerle temizledikten sonra eğer cildimiz çok yağlıysa sadece güneş koruyucu kullanmamız yeterli. Evet efendim, hazır yeri gelmişken virüsle alakalı birkaç bir şeyler söyleyelim. Virüsle mücadelede çok kötü durumdayız gerçekten.
herkesin, şu anda bizi izleyen herkesin, sizin evet, sizin etrafınızda, belki kendinizde, belki en yakınınızda bir kişi şu an virüsle mücadele ediyor ya da o kişiyi kaybettiniz. Virüsle mücadelede bu kadar kötü durumdayız ki yetkililer şu anda ne durumda olduğumuzu en net bilen kişiler. Biz daha tam anlamıyla bilmediğimiz için bile böyle tedirginiz. Düşünün. Virüsle bu kadar sıkıntılıyken, bu kadar fazlayken hala bir şeyleri bekliyoruz ve okulların açılmasını bekliyoruz. Mesela ve sokağa çıkma yasakları gelmiyor, diğer sınırlamalar gelmiyor. Kendi başımıza biz virüsle mücadele edemiyoruz. Başaramıyoruz efendim. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden yasaklar belki gelmeli. Belki bununla alakalı bir şeyler olmalı efendim. Artık bize bir sınırlama gelmeli ki biz o sınırlamaların içerisinde virüsle mücadele edelim. Şu an geldiğimiz noktayı herkes biliyor. Virüsün bir tablosu var biliyorsunuz. Herkes telefonunu açtığı zaman görebiliyor. Her yer kıpkırmızı. Şehirlere bakın, her yer kıpkırmızı. Böyle bir durumdayken daha neyi bekliyoruz diye sormadan edemiyoruz. Ki yetkililer şu an durumun ne olduğunu en net bilen kişiler. Biz bilmeden bunları söylüyor ve bu kadar tedirgin oluyoruz. Bilsek Allah bilir ne kadar tedirgin oluruz. O yüzden inşallah mücadelede başarılı oluruz da bu virüsü yeneriz tabii, tek isteğimiz. Ama yasaklara uymamız gerekiyor, kurallara da uymamız gerekiyor efendim. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir dizi projenin ilgili bakanlıklarla görüşmek ve değerlendirmek üzere Ankara'da temaslarda bulundu. Palancıoğlu, projelerin tamamlanmasıyla Melikgazi'ye yatırım ve hizmet olarak yansıyacak dedi. Biz için çalışmaya devam ediyoruz. Tabii zaman zaman Ankara'da temaslar sağlayarak projelerimizin hızlanması için de Ankara'da bulunuyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu projelerini Ankara'ya taşıdı. Palancıoğlu, Kayseri projelerini kısa sürede tamamlanması için görüşmelere katkı sağlayan ve her zaman belediye çalışmalarını destekleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ösas ekibine öncelikle teşekkür etti. İçin randevu aldı, gerekli görüşmeleri yaparak projelerimizin önünü açmada destek verdi. Öncelikle tabii benim mezun olduğum Dedeman Ortaokulu'ndan bahsetmek istiyorum. Şehir merkezinde Hunat Mahallemizde kalan Dedeman Ortaokulumuz çok başarılı öğrencilerin olduğu Kayseri'nin göz bebeği bir okul. Ancak tabii Dedeman Ortaokulu'nun bulunduğu alan genellikle taşımalı eğitimle dışarıdan öğrencilerimiz geliyor servise binerek. Konut alanlarından uzak olduğu için. Aynı zamanda da o bölge çok yoğun bir kullanıma sahip. Bundan dolayı trafik sıkışması, otopark ve çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Bizim belediyemizin yapmış olduğu 15 bin metrekare alanda yine büyük bir, Kayseri'nin en büyük ve en lüks okulunu yapmış olduk. Hulusi Akar Bulvarı'nın üzerinde. O okulla hem Kalpaklıoğlu hem Dedeman hem de Dedeman'ın yanında bulunan eski Nazım Toker'in okulunun merkezden taşınmasıyla ilgili görüşmelerimiz oldu. İnşallah Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un da destekleriyle bunu sağlamış olacağız. Merkezinde bulunan kapalı çarşıyla bitişik olan Vezirhan'ın kiralanması. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüştük, sağ olsun kendileri de destek veriyor Murat Seçilir Bey. Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza, Haseki Bakanımız yaptığı görüşmede onlardan da destek isteyerek Vezirhan'ı kiralamak üzere girişim başlattık. Burada sosyal ve kültürel... Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 19 milyon 362 bin Türk lirası gelir elde etti. Koca Sinan Belediyesi Başkan Vekili Hacı Ersu, yönetimindeki ihalelere ilgi yoğun oldu. 3 nolu katılımcımız 2 milyon 200 bin. Koca Sinan Belediyesi 11 adet konut satışı yaptı. Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde Pervane, Ertuğrul Gazi, General Emir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde ve Erkilet Bulvarı üzerinde birer adet konut arsası, Mithat Paşa Mahallesi'nde 4 adet konut arsasıyla Erkilet Mahallesi'nde 2 adet konut alanı olmak üzere 11 adet taşınmaz satışa sunuldu. İlçenin farklı noktalarında bulunan ve 15 ay taksit seçeneğiyle satışa sunulan taşınmaz ihalelerden toplam 19 milyon 362 bin Türk lirası gelir elde edildi. 7263 ada 10 numaralı parsel. Öte yandan Mithat Paşa, Ertuğrul Gazi, Erkilet ve Pervane mahallesinde bulunan sosyal konut arsalarının satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı. 2 milyon 250 bin.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri, Hisarcık'la Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, Hisarcık, Hranardı ve Hacılar güzergahını ilgilendiren önemli bir çalışma yürütüyoruz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yol çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç Hisarcık'la Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik devam eden çalışmaları yerinde gördü. Hisarcık ve Hacılar arasındaki yol çalışmasının çok önemli olduğunu kaydeden Büyükkılıç, amacımız buradaki yoğun trafiği rahatlatmak dedi. Şu anda Hacılar'la Hisarcık arasındaki genişletme çalışmalarını sürüyor. Daha sonra inşallah Kronerdi Taras arasındaki çalışmalarımızı gündemimize alacağız. Amacımız buradaki gerçekten çok yoğun bir trafiğin olduğu bu yolu 20 metre civarında bir mesafede açılımını sağlamış ve genişletmesini yapmış olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Salgın süresi boyunca nereye giderse gitsin pandemi süreci hakkında da sürekli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kuralının çok önemli olduğunu hatırlattı. Talas Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına çeşitli konuları içeren eğitim programı düzenlendi. Ne yapacağız? Hemen hastanın kafasını yana çevireceğiz. Talas Belediyesi, ilçede çalışmaların ve sorunların daha hızlı ve etkili şekilde sonuca erişmesi için eğitim programları yapıyor. Bu kapsamda muhtarlara yönelik bir eğitim verildi. Sokacaksınız iyice, oradan dili geri çekmeye çalışacaksınız. O esnada zaten oksijen vücuda daha çok gittiğinden... Türk Kızılay'ı Talas Şubesi'nde görevli Doktor Tayfun Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim programında muhtarlara ilk yardım, afet yönetimi ve yeni tip koronavirüsle mücadele gibi konularda bilgiler verildi. Hizmet sınıfı var. İşte çadır verir, battaniye verir, gıda verir. Belediye meclis salonunda iki seans olarak gerçekleştirilen eğitime katılan muhtarlar, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Kayseri'de turizm işiyle uğraşan acente ve otel yöneticileri tarihi mekanları gezdi. Geziye Kayseri kültürüne ve turizmine büyük katkı sağlayan isimler de katıldı. Kayseri'de turizm işiyle uğraşan acente sahipleri ve otel yöneticilerinin katılımıyla Selçuklu Müzesi başta olmak üzere Kayseri'deki tarihi ve turistik mekanlara gezi düzenlendi. Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu ve Keykubadiye Kazı Başkanı Ali Baş'ın da katıldığı gezide katılımcılara Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından bilgiler verildi. Birlikte bir bütün olalım. Sorunlarımızı yeni hazırlanacak turizm sezonunda neler yapacağımızı bir birlikte değerlendirelim diye istedik. Kayseri'de farklı dönemlere ait tarihi 6000 yıl öncesine dayanan mekanları gezdiklerini ve hikayelerini anlattıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, amaçlarının bu konuda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Bugün burada Kayseri'de turizm işiyle uğraşan acentacılarımız, otel müdürlerimizle beraber bir farkındalık oluşturalım. Kayseri'deki tarihi yerlerimizi birlikte gezelim istedik. Kayseri'deki farklı dönemlere ait, 6000 yıllık geçmişten bugünümüze ulaşan medeniyetlere ait hepsi olmasa da bir bölümünü beraber gezip turizmcilerimizle beraber bu mekanların hikayelerini konuşacağız, yaşanmışlıklarını konuşacağız. Gezi hakkında bir değerlendirme de Kayseri Başkanı Ali Koray Özandaç yaptı. Özandaç, gezinin turizm acenteleri adına çok faydalı olduğunun altını çizdi. Buralardaki yaşanılmış tarihin hikayesini misafirlerimize ve buradaki turizmcilerimize duyurmak istiyoruz işin profesyonellerinden. Sağ olsun İl Kültür Turizm Müdürümüz ve Fikri Kulakoğlu hocamız profesör ve Ali Baş hocamız da bize kattıkları bu bilgilerden ve verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. TÜRSAP Bölge Başkanı Ali Emre Martsa bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Burada emeği geçen İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve Kayseri yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim buradaki amacımız pandemi sürecinde hiç değilse Kayseri'nin tarihini hikayelerle birlikte öğrenip
misafirlerimize daha doğru anlatmak için böyle bir program düzenledik. Hem Kayseri'nin tarihini daha detaylı incelemiş. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi. Yapılan titiz çalışma sonucunda şahısların yeri tespit edildikten sonra özel harekatın da desteğiyle operasyon başlatıldı. Baş polis. Gel buraya. Terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Evet, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynanacak. Lige 3 puanla başlayan HES Kablo Kayseri Spor'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynanacak. İşte bu haftanın programı. 18 Eylül Cuma günü saat 20'de Yeni Malatyaspor Göztepe'yi konuk edecek. 19 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Gençler Birliği İttifak Holding Konyaspor'la, saat 16'da Yukatel Denizlispor Trabzonspor'la, saat 19'da Beşiktaş Antalyaspor'la, yine saat 19'da Aytemiz Alanyaspor HES Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor Demir Grup Sivasspor'u, saat 16'da Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u, saat 19'da Gaziantep Fatih Karagümrük'ü, yine saat 19'da Medipol Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Haftayı bay geçen takımsa Ankara Gücü olacak. HES Kablo Kayseri Spor Ligi'nin ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına özel uçakla gidecek. HES Kablo Kayseri Spor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı için cuma günü saat 17'de Kayseri'den ayrılacak. Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından özel uçakla Alanya'ya gidecek olan Sarı Kırmızılılar ardından kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı Kırmızılı takımda yeni transferler kafilede yer alacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikleti teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, çekilişle belirlenen 5 kişiye bisiklet hediye etti. Başkan Büyükkılıç, bisiklet kültürünün ruhunu daha da çok yaşatacağız dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında teşvik ve farkındalık oluşturma amacıyla yürüttüğü etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda düzenlenen bisiklet çekilişinin talihlileri de Halit Toprakkar, Mesut Usta, Müşerref Bıyık, Eda Varinli ve Şevval Özbolat oldu. Başkan Memduh Büyükkılıç, talihlilerin bisikletlerini Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'la birlikte verdi. Başkan Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklere biz de Kayseri olarak destek veriyoruz dedi. Her türlü desteğimizi zaten veriyoruz. Bu çalışmalara destek verme amacıyla spor arşivimiz değişik etkinlikler yapıyor ama bu etkinliklerde gençlerimize destek olsun diye de Instagram üzerinden yaptığı çekilişlerle bu şanslı dostlarımıza birer tane bisiklet hediye ediyor. O zaman dedi başkanım değişik sürelerle bu yapalım. Dolayısıyla gençlerimizi teşvik edelim.
hem de ilgilerini çekmiş olalım dedi. Böyle bir söz verdi. Ben takipçisi olacağım. Bu çekilişlerde ben de takip edip bu çekilişlerde şanslı olan gençlerimizi, vatandaşlarımızı böylece tebrik edeceğiz ve hediyelerini de böylece vermiş olacağız. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yine her gün burada olacağız. Haberleri ve gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşça kalın.